Merhaba arkadaşlar, hepiniz Soros Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik Arkadaşlar, Mikrojurnal Yayınlarına ait 20. denemenin 16. denemesindeyiz. 16. denememize geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Haydi bakalım, hep birlikte geçelim neler var. Evet, geldik. Birinci sorumuzda başlıyoruz hemen. Ee, birinci sorumuzda bakalım ne diyor bize. Diyor ki, bir çocuk bir ucu yere sabitlenmiş düşey bir ip kullanılarak bir destek ile dengelenen eşit bölmeli homojen tahtı üzerinde durmaktadır. Buna göre çocuk şekildeki ok yönünde tahtı üzerinde ilerlerken ipteki gerilme ve desteğin tepki kuvveti nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. Şurası T gerilmesi olsun. Burada desteğin tepki kuvvetimiz var. N. Burada da çocuğun ağırlığı var. G. Şimdi sistem dengede olduğuna göre N neye eşittir? G artı T'ye eşittir. Peki T nedir? Buraya göre tork alalım. Buraya göre tork alırsak şurası bir birim. Burası 2 birim olduğuna göre burası G bölü 2 olacak. Çünkü torkların değerleri birbirlerine eşit olmalı. E peki o zaman T değeri de neye eşit oldu burada? G bölü 2 eşit oldu. Peki çocuğu diyelim ki şuraya getirdik. Çocuk bu hizaya gelsin. Çocuk buraya gelirse G buraya taşındı. Artık buraya göre torku ne kadar olacak? 3 birim olacak. G çarpı 3'ü sağlayabilmesi için T'nin bu sefer 2 birimlik yerdeki T değerimiz ne olacak? 3g bölü 2 kadar olmalıdır çünkü torkları yine eşit oldu. Dikkat edin, T bu sefer ne oldu? 3g bölü 2 oldu. Yani T değerimiz artmış oldu. Peki denge şartını şurada sağlayacak olursak, bakın şurada denge şartını sağlayacak olursak, e bizim burada g'miz sabit ancak T'miz zamanla artıyorsa demek ki en tepki kuvvetimiz de zamanla artmalıdır. O zaman ip gerilmesi artacak, e, desteğin tepki kuvveti de zamanla artar. Yani cevabımız B seçeneği olmalıdır. Geldim ikinci soruma. Bir kargo şirketi kapalı deposunda çalışan Ahmet yatay düzleme sabit duran büyük bir kolye zemine paralel bir kuvvet uygulayarak kolyeyi hareket ettirmeye çalışıyor ancak kolye harekete geçmiyor. Demek ki zemin kolyeye ne uyguluyor? Bir sürtünme kuvveti uygulaması gerekiyor. Peki buna göre demiş yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada şunu bileceğiz. Şimdi biz bir cisme bir kuvvet uyguladık. Diyelim ki F kuvveti uyguladık ve bu cisim hareket etmiyorsa zemin tabii ki bu cisme ne uyguluyordur? Bir sürtünme kuvveti uyguluyordur. Uygulamış olduğu sürtünmenin çeşidi neydi arkadaşlar? Statik sürtünmeydi. Hareket etmeyen cisimler üzerinde ortaya çıkan kuvvetti. Ve bunun statik sürtünmenin bir kuralı vardı. Ben ne uyguluyorsam statik sürtünmede bana aynı büyüklükte bir kuvvet uygulamak zorundaydı. Peki o zaman bakarsak zemin kolye kinetik sürtünme kuvveti uygulanmıştır. Kinetik değil statik uygulanmıştır. Birinci yargımız yanlış. Koli zemine sürtünme kuvveti uygulamamıştır. Arkadaşlar sürtünme kuvveti bir etki tepki kuvvet çiftidir. Yani zemin koliye uyguluyorsa koli de zemine zıt yönlü bir kuvvet uygulamak zorundadır. Bu yargı da yanlış oldu. Ahmet koliye uyguladığı kuvvet, Ahmet'in koliye uyguladığı kuvvet zeminin koliye uyguladığı sürtünme kuvvetine eşit büyüklüktedir. Evet, bundan dolayı zaten sistem hareket etmiyor. O yüzden bu yargı doğru olur. Yani cevabımız yalnız 3 C seçeneği olmalıdır. Geldim 3. soruma. 3. soruda bakalım ne diyor. Hava direncinin <laughs> önemsenmediği bir ortamda bir cisim yerden belirli bir yükseklikte düşey aşağıya doğru atılıyor. Buna göre cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi biz bir cismi serbest bıraktığımızı düşünelim. Ee, düşey aşağı yönde atılıyormuş. Pardon, bir hızı varmış, V0 hızı var. Bu cisim aşağıya doğru atıldı. Buraya doğal olarak bir V hızıyla, V son hızıyla çarpacak. Yere ulaşma süresi kütlesinden bağımsızdı. Evet, neden? Çünkü burada hava sürtünmesi önemsiz olduğu için yere ulaşma süresinde kütlenin herhangi bir etkisi yoktu. Sadece ivmemiz etkili ivmemizde yer çekimi ivmesi olduğu için e, kütleden bağımsızdır diyebiliriz. Birinci yargımız doğru olacaktır. İkiye bakarsak atılması sonunda birim zamanda hız değişimi sabit olur. Arkadaşlar ivme sabit olduğu için birim zamandaki hız değişimi de sabittir. İvmesi nedir bu sistemin? İvmesi g kadardır. Yani yer çekimi ivmesi kadardır. O yüzden bu yargımız da doğru olacak. Atılmasından sonra birim zamandaki yer değiştirmesi sabittir. Birim zamandaki yer değiştirmesi nedir? E, bu adam serbest düşme yapıyor. Serbest düşmede e, ya da belirli bir yükseklikten atılıyor. Atıldığını düşünürsek e, birim zamanda eşit yollar alamayacak. Neden? Çünkü e, bir hızı var. Eğer ilk hızsız atılsaydı H3H5H7H şeklinde alacaktı. Ama ilk hız varsa belki 3H5H7H belki de daha farklı şekilde yollar alacaktır. Bu durumda bize birim zamanda eşit yer değiştirmeler olmadığını gösterecektir. O yüzden bu yargımız yanlış. Yani cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruma. Çilem denge tab e tablası üzerinde egzersiz yapmakta ve tablanın altındaki silindir nedeniyle ayaklarını yana açarak dengede kalmaya çalışmaktadır. Deminin silindire uyguladığı düşey kuvvet en ile belirtilmektedir. Buna göre çilem tabla ve silindirden oluşan sistem dengedeyken 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi şunu bileceğiz. Bir kere çilem dengede kalabilmesi için Yere temas eden nokta yani ağırlık merkezi o yere temas eden şu düzeyden geçmesi lazım. O zaman ağırlık merkezi demek ki şu doğrultuda bir yerde olmalıdır. Peki yerin uygulamış olduğu tepki kuvveti yukarı doğru N, aşağıya doğru ne kuvvetler var? Aşağıya doğru tablanın bir ağırlığı var, çilemin bir ağırlığı var silindirin bir ağırlığı var aşağıya doğru. Değil mi? Silindirin de bir ağırlığı var. Yani bakarsanız hepsini de dengelemeye çalışıyor bu yerin tepki kuvveti. Bakalım ne diyor? Hangileri doğrudur? Sistemin kütle merkezi o, o üstü doğrultusu üzerinde bir noktadadır. Olmak zorunda. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Fark etmez. Önemli olan o doğrultudan geçsin. Sistem dengede kalacaktır. Zeminin silindirin uyguladığı düşey kuvvet sistemin ağırlığına eşittir. Burada e, zeminin sisteme uygulamış olduğu şey kuvvet evet sistemin ağırlığından kastı tabla e, işte çilem ve silindirin ağırlığından bahsediyor. O yüzden bu yargıda doğru olacak. Sistem etkiden net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar sistem dengede olduğuna göre denge şartımız neydi? İki tane şartımız vardı zaten. Bir tork toplam tork sıfır olmalı. İki net kuvvet ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. O yüzden bu yargıda doğru olur. Cevabımız 1, 2 ve 3 E seçeneği olmalıdır. Evet geldim 5. soruma. 5. soruda bakalım bir manyetik alan sorusu ne diyor soruda? Diyor ki arkadaşlar sayfa düzlemine dik olarak yerleştirilmiş sonsuzluktaki iletken KLM tellerinden şekildeki gibi sayfa düzlemine dik dışarı doğru i, 2 ve 3 i akımlar geçiyor. O noktasından D kadar uzaklıkta bulunan KLM tellerinden K'nın O'da oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B'dir. Hemen bakıyorum. Formülüm neydi? K çarpı 2i bölü d'ydi. E burada o zaman k aynı, 2 aynı, d aynı. Hepsi için d bakın mesafe. O zaman i'leriyle orantılı olacak demek ki. Yani i telinin manyetik alanı B ise 3 i telinin manyetik alanı ne olacak? 3B olacak. 2 i telinin manyetik alanı da 2B olacak. Peki yönlerine bakacağız. Sağ el kuralında akım yukarı doğru sayfa düzleminden dışa doğruysa saat yönünün tersine yani burada yukarı doğru bir B manyetik alanım oluşacak. Peki L'ye bakıyorum. Yine akım yukarı doğru. O zaman burada sola doğru bir 2B oluşacak. M'ye bakıyorum. Akım yukarı doğru burada ise aşağıya doğru bir 3B oluşacak. E buradan şu B ile şu 3B sadeleşir. Burada 2B kalır. O zaman bileşkesine çıkar. 2B, 2B'den 2 kök 2. Yani A seçeneği olmalıdır. Geldim 6. soruma. 6. soruda diyor ki şekildeki düşey kesiti verilen kap içerisinde 2G ağırlığında su bulunmaktadır. Sızdırmasız piston yukarı yönde hareket ettirilerek şekil 1 şekil 2'deki duruma getiriliyor. Bu sırada kap hareket etmiyor. Suyun tamamı kesit alanı S olan bölüme aktarıldığında suyun kütle çekim potansiyelinin arasındaki artış kaç GH olur demiş. Arkadaşlar düzgün geometrik cisimlerde kütle merkezini nereden alıyorduk? Tam orta noktadan alıyorduk. Şöyle aldım bakın. Ne olacak? Buranın toplam kütlesi şuradadır değil mi? Tamam. Ne kadar kütlesi var? H çarpı 2S'ye biz hacime 2V dersek yoğunluğunda 1 olduğunu düşünüyorum yani 2m kadar kütlem var. Peki yerden yüksekliğim ne kadar? Şurası h bölü 2 kadar. Yani şu an potansiyel enerjim 2mg çarpı h bölü 2 kadar olmalı. Peki devam ediyorum. Ben bunu yukarı taşırsam buranın taban alanı s olduğuna göre aynı hacme sahip olması lazım. Burası 2h olacak. O zaman yerden yüksekliği yani pistona göre düşünmemiz lazım. Pistona göre kütlem yine 2m ama bu sefer yerden yüksekliğim h kadar. Yani benim buradaki e, kütle çekim potansiyel enerjimdeki artış ne kadar olur? Ona bakalım. E, evet şöyle olacak. Şurayı da unutmayalım. Çünkü normalde ne kadardı? Şuradaydı değil mi? Şurası da ne kadar? H bölü 2 kadar. Yani benim kütle çekimimdeki değişimim 1.5 h kadar. Yani 3 mg h bölü 2. Hatta şöyle diyelim bir saniye. Şurayı düzelteyim şöyle. Kütlem 2M çarpı G çarpı yüksekliğim 3H bölü 2. Yani buradan potansiyel enerjim ne kadar değişmiş oldu? 3MGH kadar değişmiş oldu değil mi? Bakın şu kadar değişmiş oldu zaten. Onu da bulduk. Yani G çarpı H, G çarpı 3H olacaktır. O da cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldim 7. soruya. Metal dedektörleri içindeki bakır bobinleri sayesinde sürekli bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan bir metal malzemeye denk geldiğinde malzeme kendine manyetik alan üretir malzemenin oluşturduğu manyetik alan dedektördeki başka bir bobin tarafından algılanır ve yer altındaki metal tespit edilmiş olur. Buna göre dedektörün yer altındaki bir metal malzemeyi tespit sırasında 1-2-3 yargılarından hangileri doğru olur demiş. Bakalım. Dedektörün manyetik alanı metal malzemelerin manyetik akı değişimi yaratır. Arkadaşlar zaten metal malzemelerde manyetik akı değişimini yaratacak ki indüksiyon akımı oluşsun ve bunun indüksiyon akım sayesinde de orada bir işte belirti ya da işte bir ötme veya bir ses çıkarma gibi durum oluştursun. O yüzden birinci yargımız doğru olmalıdır. Peki iki metal malzemede bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşabilir. E, manyetik akı değişimi varsa devrede ne vardır? İndüksiyon elektromotor kuvveti vardır. Bu yargı da doğru olacak. Metal malzemenin manyetik alan oluşturmasının nedeni üzerinden geçen indüksiyon akımı olabilir. E ne dedik? İndüksiyon akımı Zaten üzerinde indüksiyon akımı gerçekleştiği için e, manyetik alanın şiddetinin artışında veya azalmasına karşı koyacak yönde oluşacak bundan dolayı da burada yine bir indüksiyon akımının oluştuğunu bilmemiz gerekir. O yüzden üçüncü yargımız da doğru olur. Yani cevabımız E seçeneği olmalıdır. Geldim 8. soruma. 8. soruya bakıyorum. Diyor ki şekildeki çembersel Atletizm pistinde antrenman yapan sporcu ok yönde sabit süratle koşarak bir tam turunu 2T sürede tamamlamaktadır. Tamam. Sporcu K noktasından geçtikten T süre sonra ilk kez N noktasına geliyor. Bak ne oldu? Şöyle oldu değil mi? Tamamını şuraya gelme süresi ne kadarmış? T kadarmış. O zaman şöyle olur. Şurayı ee, T bölü hatta şöyle diyelim. T bölü 3 de alır T bölü 3 de buraya alır T bölü 3 de buraya alır T bölü 3 de buraya alır Yani toplam 4T bölü 3 Bir tane 2T'lik periyodu eşit işte olur Buradan e, Buna göre sporcu daha büyük bir sabit süratle ok yönde koşarak bir tam turunu T sürede tamamlasaydı K noktasından geçtikten T süre sonra nerede olurdu diyor T neye eşit bakın 6T bölü 4'e yani 3 tane T bölü 2 eşit O zaman T periyodum varken T küçük T süre sonrasını soruyor. Yani bir buçuk periyotu dolanması lazım. Yani o zaman cisim kişi K noktasına gelecek bir tam tur. Sonrasında nerede olacaktır? M noktasında olmalıdır. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Çünkü bakın K noktasına gelişi şöyle bir tur. Bir de yarım tur şuraya gelmesi lazım. Bir buçuk turu sağlamış olacak. Geldim 9. soruma. Bir müze eski çağlardan kalma bir kaldıraç sistemini sergilemektedir. Bu sistemde bir desteğin üzerine yerleştirilmiş bir kaldıracın üz uçlarından birinde ağır bir taş blok yer almaktadır. Kaldıraç destekten 3 metre uzaklıktaki taş blok için bir yük kolu ve diğer tarafta destekten 1 metre uzaklıktaki kuvvet uygulanabilen bir kuvvet kolu tasarlanmıştır. Yani şöyle desteğimiz burada. Şurası yük kolu olsun 3 metre, burası da kuvvet kolu olsun 1 metre. Buradan kuvvet aşağı doğru diyelim. Yükü de şuraya koyduğumuzu düşünün. Müzede staj yapan bir öğrenciden bu antik bu antik kaldıraç sistemi ile ilgili bilgi kartını ziyaretçilere oluşturması istenmiştir. Oluşturulan bilgi kartına yer alan 1-2-3 ifadelerden hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım neler doğruymuş burada. Kaldıraç sisteminde kuvvetten kazanç sağlanmıştır. Arkadaşlar buranın yük değerine P dersem kuvvet değeri neye eşit olacaktır? P bölü 3'e eşit olacaktır. Bu durumda bu durumda ee, pardon 3P'ye eşit olacaktır. Yanlış yazdım. Şöyle düzelteyim şurayı. 3P'ye eşit olacaktır. E Bu durumda arkadaşlar kuvvet kazancı nasıl sağlanıyordu? P bölü F oranının büyük birden olması gerekiyordu. Ama şu an dikkat edin küçük oldu. O zaman kuvvetten kazanç sağlamaktadır ifadesi yanlış olur. Yoldan kazanç sağlamaktadır ifadesi doğrudur. Kaldıraç sistemi işten kazanç sağlar. İşten hiçbir basit makine ne kazanç ne de kayıp sağlayacaktır. O yüzden bu yargıda yanlış. Cevabımız yalnız 2B seçeneği olmalıdır. Geldim 10. soruma. Özdeş yayların uçlarına bağlanmış aynı kütleye sahip cisimlerden K şekil 1'deki x, y noktalar arasında L ise şekil 2'deki z, t noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Denge konumları O1 ve O2 genlikleri 2x e x olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? K'nın y noktasındaki ivmesi L'nin t noktasındaki ivmesinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar K'nın y noktasındaki ivmesi ivmeyi şöyle düşüneceğiz. 1- Özdeş yaylardı aynı kütleye sahipse bunların periyotları eşit midir? 2 pi m bölü k değerleri periyotlar aynı. Peki ivme neydi? İvme e, omega kare çarpı r değeriydi. E, omegalara eşit periyotlar aynı olduğuna göre r'lerine bakacağız. Doğal olarak bu adamın genliği 2x olduğuna göre bunun buradaki genliğine 2a dersem t'deki genliğim ise ne çıkacaktır? a çıkacaktır. Peki bakıyorum. K'nın Y noktasındaki ivmesi L'nin T noktasındaki ivmesinden büyüktür. Yargım doğru olmuş oldu. Devam ediyorum. K ve L'nin denge noktasındaki hızları birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar hızlarımız maksimum olacak. O da neye eşit? 2 pi R bölü T'dir. E burada T'ler aynı. 2 pi'ler aynı ama R'leri farklı. O yüzden bu yargım yanlış. K'nın O1 noktasına ulaşma süresi L'nin O2 noktasına ulaşma süresine eşittir. Çünkü periyotlar aynı olmalıydı. O yüzden bu yargımda yanlış olur. Yani cevabım yalnız bir A seçeneği olmalıdır. K'nın O1'e ulaşma süresine T dersem L'nin de O2'ye ulaşma süresi T kadar oluşacaktır dedik. Evet geldim 11. soruma. Diyor ki bakın ne diyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemde üzerinde M kütleli noktasal bir X cismi bulunan İpin ucuna bağlı olarak o noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır. X cismi yörünge üzerinde şekildeki bir yerleştirmiş olan M kütleli durgun Y noktasal cismine çarparak yapışıyor. Buna göre çarpışmadan sonra X cismi ile ilgili hangileri yanlıştır? Şimdi arkadaşlar dışarıdan bir etki yok. Dışarıdan bir etki olmadığı için sistemin açısal momentumu korunacak. Ancak X cismini soruyor burada bize. Buna dikkat edin. Yani bizden ekstra... X cismiyle ilgili olan durumu soruyor. Şimdi buradaki çarpışma esnek olmayan çarpışma. Esnek olmayan çarpışma olduğu için şimdi cisim P önceki momentumla P sonraki momentum korunacak. Önceki momentuma bakıyorum. M çarpı V eşittir. Son durumdaki momentum ne olur? 2M çarpı V ortak hız olur. V ortak hız neye düşer? V bölü 2 olur. Yani benim çizgisel hızım ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Çizgisel hız artar demiş. Bu yargı yanlış oldu. Peki dönme noktasına göre açısal momentumu. Bakın neyle ilgili? X cismiyle ilgili. X cisminin açısal momentumu normalde M çarpı R çarpı V idi. Şimdi ne olacak? L eşittir. Yine kütlesi M. Ee, yarı çapı R ama hızı bu sefer V bölü 2 olduğu için açısal momentumu azalmış oldu mu? Evet açısal momentumu şurası azalmış oldu. O yüzden artar demiş. Bu yargıda yanlış oldu. Periyoda azalır. E çizgisel hızı azaldığına göre 2 pi R bölü T'den e periyodun olacaktır. Buranın azalması demek periyodun artması anlamına gelecektir. Periyodu azalır demiş. Şu yargı yanlış olur. O yüzden hangisi yanlıştır demişti? 1 2 ve 3 yani hepsi yanlıştır diyeceğiz. Geldim 12. soruma. Katot levhasına paralel ışık demeti düşürülen şekildeki fotoelektrik devresinde üretici negatif kutbu fotosel Lambanın katoduna pozitif kutbu ise anoduna bağlanmış Gerilim doyma gerilimine eşittir He, Gerilim doyma gerilimine eşitse bu ne demek Artık buradan kopan elektronların hepsi Karşı levhaya ulaşmış demektir Yani sen burada artık e, gerilimi artırsan da zaten kopan elektronların hepsi ulaştı Ekstra bir durum söz konusu olmayacak Peki buna göre demiş hangileri tek başına yapılırsa ampermetrede okunan değeri artırır Arkadaşlar ampermetrede okunan değeri artırmak için Benim buradan kopardığım elektron sayısını artırmam lazım bakın Elektronların hepsi zaten karşı levhaya ulaştı Maksimum akımda doyma geriliminde zaten olay neydi Bütün Elektronlar karşı levhaya ulaşacak artık sen gerilimi artırsan dahi şu doyma gerilimini artırsan dahi grafiğimiz nasıl çıkıyordu şöyle olursa şurası i sıfırdan i maksa da olur şöyle bir sabit bir değer oluşuyordu değil mi İşte artık bu saatten sonra ve doymayı artırsan da kopan elektronların hepsi karşı levhaya ulaştığı için e, maksimum akımda bir değişiklik olmuyordu. Peki ne yapacaktık? Maksimum bakımı nasıl artırmamız lazımdı? Buradan koparttığımız elektron sayısını artırmamız lazım. Peki elektron sayısını nasıl artırırız? Evet gönderdiğimiz foton sayısı ile ilgilidir. Yani katota çarpan foton sayısını artırma işimize yarar. Kaynağın frekansını artırırsak enerjisi artar. Enerjisi artarsa kinetik enerji, elektron aktarılan kinetik enerji artar. E burada zaten hepsi karşı levhaya ulaştığı için bu durumun herhangi bir etkisi olmayacaktır. Anot levha yüzeyinin alanını artırma. Anot levha yüzeyinin alanını artırsak da e, kopan elektronların hepsi ulaştığı için ekstra bir daha elektron oraya yerleşmeyecektir. E, yapışmayacaktır. O yüzden bu yargıda işimize yaramayacak. Yani cevabımız yalnız bir A seçeneği olmalıdır. Burada şunu öğreniyoruz o zaman. I max'ı artırmak istiyorsak ne yapmamız lazım arkadaşlar? Foton sayısını artırmamız gerekecek. Buna dikkat edin derim. Geldim 16 13. soruma pardon. Parçacık karşıt parçacıkla ilgili olarak verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım. Yük miktarları eşittir. Evet arkadaşlar parçacık ve karşıt parçacıkların yük miktarları eşittir. Yük işaretleri aynıdır. Hayır. Karşıt parçacık mesela diyelim ki proton. Antiproton da karşı parçacığı. E bunun yük miktarı 1 ise artı 1 ise bunun yük miktarı eksi 1'dir arkadaşlar. Yük, yük işaretleri aynıdır demiş. Yanlış oldu. Yük miktarları eşit. Kütleleri farklıdır. Hayır kütleleri de eşit olacaktır. O yüzden cevabımız ne olur? Yalnız bir olmalıdır. Yani e, madde-antimadde ikileminde bu ikisi arasındaki tek fark yük işaretlerinin farklı olmasıdır. Yani biri artı biri eksidir. E, burada yük miktarları ve kütleleri aynı olacaktır. Parçacık, antiparçacık ya da karşıt parçacık karşılaştırmalarında. Geldim 14. soruma. 14. soruya bakarsak diyor ki bir MR, Maglev trenleri ve süren deneyinde mutlaka pardon, süren deneylerinde mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda dirençleri sıfıra yakın değerler alan iletkenler kullanılmaktadır. Buna göre bir, iki, üç yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda dirençlerin sıfıra inmesi ya da bu yakın değerde dirençlere yakın değerde iletkenler kullanılması kime ait bir özelliktir? Süper iletkenlere ait bir özelliktir. O yüzden e, süper iletkenler adını alan bu iletkenler diamanyetik özellik taşır. Bu yargımız doğru olacaktır. Ancak e, yarı iletken adını alan bu iletkenler demiş bir kere yarı iletkenin adını e, yarı iletkenler e, mutlak sıfıra yakın durumlarda e, direnç değerlerini çok küçültmezler. O yüzden e, bu yargımız olmayacak. Diyot, diyot, transistör, led gibi elektronik devre elemanları yapısında kullanılırlar. Hayır arkadaşlar, bunlar ee, normal devre elemanlarıdır. Süperiletken değillerdir. O yüzden bu yargımız da yanlıştır. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 B seçeneği olmalıdır. Evet arkadaşlar, 16. denememizi bitirmiş olduk. 16. deneme e, sorularını, videosunu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. 17. denemede görüşmek üzere. Arkadaşlarınıza sayfamızı ve kanalımızı önermeyi unutmayın. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla.